Şimdi sen iki ay önce koydun var, boyayalım mı? Onu dedim. Şu önce büyük duvarla da bitirelim. Aynen. Benim gözüme zaten şey yapmam bu. Burası var birazcık. Küçük duvarların boyanması daha kolay olur. Şimdi... Benim ulaşım aslında. Fırçaya şeye gerek yok burada. Nerede? Şeye, tahtaya, safa. Şey, ses var benden... Var kız, iki tane var. Hadi sandalye de alsın, gelsin. Yok, şey, o şey var ya, tahtası var ya. Tahtayı da yapıyorum çünkü şu koyu boyayacağım ya, başlayacağım. Şey de var, herhalde rulo da var. İstersen. Bazı yerlerin var da geçebilirsin. Hadi bakalım, bismillah. Hadi bismillah. Hadi, şeyi bekliyorum hala. Geleceğim beni. Bir an önce gelsin. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Bunlardan. Nasıl geçti? Aa, biliyorsun hayatlarımdan nasıl geçirdi kaldı. İşte bu soru nasıl geçti ya? Geçemedi. Doktor yaptım ben daha. Maşallah. Sabah da servis aradı. Gelebilirlermiş bugün. Daha iyi. Sinema serviste. Şey için, fatura için TC'ye sürdüler de. TC'yi almışız dediler, ona göre dedi, işlemleri başlatacağız dedi. İki katta kapan çöp acaba ya. Şey, ıslak yerken haline bakmalar, yapılınca belli olur. Evet, şu anda şey gibi de, arka taraf bile iki katta birazcık şey gibi. Boyayalım. Burası koyu renkli biraz. Belki sıkıntı olabilir. Belki buraya dikkat geçin. Ben şu tırmanın üstünü kesme fırçasıyla komple boyuyorum abi. Buraya, istersen rulo vereyim buraya. Ha? Rulo çok güzel boyuyor. Rulo. Bak, küçük rulo yok mu bile? Ona daha kolay oluyor. Bitirirse şey yapalım. Kardeşim, bunu boylu olmuyor, kremanın üstüne geliyor. O yeterli gelmiyor ablacığım. Tamam, ben al buluyu. Tamam. Kestirme fırçası da boyayacağım ben abi. Tamam. Saat 12 gibi de unutmayalım, şeyi arayalım da. Ciğer. O bir geceyi arıyor. Tamam. Hani bugün bakarız 12'ye kadar nasıl bir kolay yol aldık. Eğer baktık bir güzel, belki yarın bir şey getirirler. Odaya gittiler belki. Ya yar edebilirsek, annem de iyi olursa yar. Olmazsa anneme söylerse rahatını indiririz biraz. Yok. Ya annem çıkar. Çıksan ha, aynen aynen. Daha da. Ben şu oyalayacağım, ben sana bezi vereceğim mi? Evet. Klimanın üstüne damla da hazır, elimdeyken sileyim mi? Sonra uğraşmayalım. Sıvanı yerleştirmeni yardım edeydi benimle. Ev kalsın mı? Ne olacak? Genel müklerim gider mi? Olur. Olur. Zaten ev yapsam bile her gün yapıyor, her gün yapıyor. Evin işi istiyor ki. Bir reçeteli koymuş, tamam mı? Az çiğini kapatmadı bugün. Pencereyi kapat, güneşliğini kapatmadı. Reçelleri bir kare tutup bıraktım. Güneş olsun, uyanın. Sen ne yaptın? Yani, sabah kadar Hakan'ı bıraktı, iki soluklandım, direkt başladım. Dediğim gibi ne kadar çok kötülürsem, belki yatağı falan buraya geçip de odaya getirtmeyi düşünüyorum inşallah. Öyle bir planım var da. Tabii gelsin çıkmasın eyvallah. Ben oynamayı çekeyim. 9'a çeyrek var ya kalktım. Bu telefon gelmesi herhalde kalkamazsın. Ya
Daha sen alaksın diye bekledim. Yok, sen şimdi gece şey bilmiyorsun yani. Olsun bari uyumasan da o gün boyu yapılacak yani. Oturuyor olsun ama bir saat fazla uyusun al. Oyuncu kardeşler iş başında. Allah Allah. İnan ki. Gerçekten yani hani boyun yapanları hani ağzım boyun var inan ki helal helal ama. Helal tabii ki ama. Her şey yapanları var. Emek var sonuçta. Zamanını harcıyorsun. Bu hayatta adeta bir şey. Bir tek geriye getiremediğin şey zaman. Evet. Şimdi ne oluyor? Alabilirim şöyle. Sevgili şunu şöyle ya. Koyayım. Evet. Yok vardı benler alışıyorum bir şey olmaz merak etme. Olsun herhalde. Dün üçün üç böyle değil mi? Dikkat edin bak kaymayın dedim. Ayaklarım balkonla yıkadılar biliyor musun? He. Korda ortada benim balı yok ya. Düşersiniz kayarsınız dedim. İş kazası dedim yok burada haberin olsun dedim. İş kazası raporu tutamazsın burada dedim. Kimsesine kayarsın, kaynında kalırsın dedim. Benim olacağım ayaklarını ıslak koridorda yürüyorsun. Aynen öyle. Bir kayanlar ellerinde eşya da olur. Daha da kötü. Çantaya düştü işte parmağını kırdı. İşte Allah korusun. Birazcık daha dünya bakıyor zaten bu tür şeyler. Bulvar da yavaş yavaş bitti. Çünkü karlar kaldı herhalde. Orayı rulayla geçince. Evet. Şeylerini geçtim, diplerini geçtim şu tarafında. Hı hı. Şimdi rulayla şuradan şuraya giderim, orayı da başladım ben rulayla. Aynen ya, iki kişi oldu mu daha rahat. Ben şimdi burayı yaparken yarım 45 dakikaya geçti benim arabama. Aşağıya in, köşeleri yap, sancakları aşağıları yap derken tabi ister istemez insan oyalanıyor ama iki kişi oldu mu? Bir misin şey yerine bitiririz. Evet, daha rahat oluyor. Ay. Ama kapatacak gibi ne arabada tabi kurusun da öyle. Kapata kuzum şimdi o böyle alalı bulalı olan yerler bile şimdi kuruduğun zaman güzeldir o. Aynen. Bu taraf da kurudu ama iki şeyde kapatacak gibi de gözüküyor. Bakalım tabi belli olmaz. Kurumuş mu acaba? Kurumuş bak Nihal abla. Tamam. Şey yok. Hiç. Bir sucum da gelsin de bir simit yiyelim ya. Kadını aç karnına çalıştırıyoruz. Bir simite çalıştırıyoruz kadını. Ay ben ya sanki kalkıp istemiyorum sana. Şimdi Nihal abla biz bu yayını başlarsak biz yemeği hiçbir şey tamamıyla unuturuz. Ben içeride de dedim açık sen biter mutfaktan. Altına bir dokma bir şey atar dedim. Atarsın da. Ben normalde zaten unutuyorum ki. İşte unutmayalım şimdi çalışacağım bir de. Sana çıkarken buraya yapmaya aklıma geliyor ben bir şey yemedim diye. İşte. Dün de seninle beraber gittiğimizde tatlıkardan çıkarken bir gofret yedik ya. Ha. Bak o gofreti yedim. Bir de buğday haşladıydım. Buğday. Ayran haşı çorbası yaptım ya. Bir kase de o çorba tamam bitti benimkisi. Ben de işte senden indim. Saat kaçtı? Onu geçiyoruz değil mi? Tabii canım. 11'e geliyor diyor. Ben böyle bol patates süsenli haşlama yaptıydım. Bir tabak hemen ondan şeye koydum. Mikrodalgaya ısıttım. Bir onu yedim. Hani bir porsiyon bile değil o. Hı. Başka bir şey mi? İşte oluyor ya şimdi işe başlamış ya unuttuğumuz. Unuttuğumuz zaman da hiç yemeden komple o koca bir günü geçiriyoruz biz seninle. Yine sabah ağzına bir şeyler alıştırdın mı? Acıktığını hissediyorsun. Evet. Sabah hiçbir şey yemediğin zaman koca bir gün acıkmıyorsun. Sana dedim ya ben işte şeyde adını sen söyle. Anneme gittiğin zaman, rahatsızlandığı zaman o koca bir gün hiçbir şey yemedim ya abla. Annem kavurma yaptıydı. O kavurmayı yedim ama kavurma yedikten sonra mideme dokundu. Koca bir gün bir şey yemeyince... Tamam aç karnım. Aç karnımdan sonra ben yiyecek insanı yedim. Allah! Şöyle deniyordum. Dokunuyor İsmail mi hocam? Mesaj çekin. Neyse klima geldi. Klimayı... Biraz 15-20 dakikaya kadar her ablacığım klima çalışmaya başlar. İnsan sıcakta iki kat daha çok yoruluyor. Sırtı nasıl biliyor musun? Tercih etsin. İşte.
Ama bak buranın ikinci katını da yaptık arkadaşlar bu şekilde. Üstünü yaptık. Üstünü yaptık. Şurada bir ufak tefek şeyler var. Onlar da tekrardan bir şey yaptık. Zaten görüyor musun bak Nihal abla? O şey ama. Üst kolona ondan dedim ya sen orayı boyadın mı? Ha boyadım ama ince işlemi. Sen yükte yaptın. Bak küçük rulayla tekrar geçtin. Kurusun da ondan sonra dedin ya biraz ha, önce. Ha evet dedim. Ay bak ben dedim örtüm Nihal abla görüyor musun? Yapacaktım dedim ya Nihal abla biraz kurusun da ondan sonra diye. Şimdi aklıma geldi. Sen söyle söyleyince aklıma geldi. Ondan indim. Aşağıda şu tarafı bitirdin mi? Şöyle bir karşıdan ben şey yapayım. Tabii dağınıklığımızın da kusuruna bakmayın. Şey. Şu şekilde. Burası iki kat boya. Buraya biz üçüncü katı da tekrardan buraya geçeceğiz arkadaşlar. Şurası da iki kat oldu. Aslında bence ben buraya da. Ben evet az önce benim de aklıma geldi. Üçüncü katı atsam. Bence üç kat bir atalım. Ay Nihal abla İsmail matkabı neredeyse matkabını getirsin de ben şunu şuradan sökeceğim. Bunun bende mavisi var. Buraya mavisini takacağım. Altını da boyayayım. Dübel yerleri var ya zaten. Matkabım açıkta. Ha işte İsmail senden getirsin de söküverim. Onun altını da boyayayım. Sonra mavi askıyı asayım oraya. Ha, onu matkapla mı sökeceksin? Şöyle bir daha bir sökmeyeceğim. Aa, o şey. Matkapla söküyorsun. Geniş, çok büyük onu şey. Tamam alsın gelsin. Alsın gelsin. Aynen senin dediğin gibi buraya üçüncü kat. Bir daha geçelim olmazsa. Üç kat bence yapalım. Hayır, üç kat yapalım. Şunlar daha tek katta ama. Ben şimdi şu klima yapılsın. Evet. Buranın şu şeylerin arasında kabloların arası kalmış belki. Onlar oraların ötesine geçeyim ben kabloyla önce bir. Ay kabloyla diyorum fırçayla. Geç kabloyla. Önce oranın incesini geçeyim ondan sonra rulo'yla bir o köşe kısımlarını alayım. Hı-hı. Şu kolonları da şeyle boyayacağım. Rulo'yla. Boyama küçük ince rulo'yla. Onu ben olmazsa sen fırçayla onları geçerken ben iki dakika hemen onları küçük rulo'yla geçivereyim aşağıda. Hemen boyumun yettiği yerlere kadar şunları da geçeyim zaten. Burayı bir bitirelim bu duvarı baz alırız. İlk başta burayı boyamışsın evet. Ya sen. Hı-hı. Buranın üçüncü katını boyar bir bakarız. O zaman ben buranın üçüncü katını boyamaya başladım klima yapıldıktan sonra. Klima yapıldıysa kadar bir dinlenelim birazcık bir. Hayır hayır bak şimdi ben fırçayla şuraya geçeceğim ya. Tamam sen geç. Bence ben fırçayla şuraya bir geçeyim. Arada o da kurusun. Hmm. Anladın mı demek istediğimi? Anladım. Hayır dinlenelim diyorum 2 dakika birazcık. Dinlenelim oturmadık. Ya şey böyle çok hani bir anda hemen bir simdeki uğraştığımız zaman da bu sefer iyice yorulacak. Şey alsın gelsin. Ay evet. Nihal ablacığım hakkını helal et hayatım. Ay helal olsun kuzum olur mu öyle şey ya? Ben yine de şey yapayım, içime simdim. Ay olur mu yani? Ha sen o boya yaparken ben evde oturacak halim yok herhalde. Ne dedim? Elimden geldiği kadar hani. Ayağımı zaten olmadığı noktada belki ben yapamıyorum der mi yakırım? Aynen. Ne gerek var yani? Hele güne para vereceğiz. Elimizden genel şey bir yola biliyordu. Öyle yapacağız. Bir şekilde zaten. Boyayacağız. Burayı boyayacağım, bitireceğim. Sonra koridoru boyayasın var bir. En son oturma odasının boyayasın var. Ama işte yavaş yavaş. Mutfakta kararsın Leyla abla ya. Sabahta konuştuk ya sen de. Sen olsak çünkü çekelim. Benim o alt tarafı var ya geçen gün, gün işte geçen gün dedim dün. Arıtma taştı Leyla abla görmedim bak nasıl şişmiş. Anında şişti Leyla abla. Ki benim? Seninkisi bak kaç defa şişti. Benim alttan alıyor. Bir de dedim ki ben evlendiğimde kiracıya vermiştim payı. Hem ocağı böyle koymuş. Aspiratör buradayken. Hı hı. Buradan çıkan o dolapları sararttı. Aynen. Çıkmadı. Hem de yıkamış mutfağı. İşte. Balkonda gider vardı. Kız seninkisi balkonda gider vardı yıkıyordu. Hadi neyse bak senin de malzemen sağlam. Benim zaman malzemenin ne kadar sağlam olduğunu gördüm. Bak direkt süpürgenin alt tarafı şişmiş hemen. Anında şişti. Çöktü. Ama dedim ya sen o ara kirişleri kolonlar. Tuttuğu için tutuyor benim. Yoksa şey çatladı üstten. Taş. Tezgah çatladı. Bulaşık makinesi olmasın taş kırılır. Benim zaten seninkisi ama kadar. Ama seninki gider. Benimki direkt aşağı çökecek. Çökecek. Benim şey ben yolunu böyle alt tarafını yaptım sadece. Bakalım. İso. Klimanın karşısına durmuş. Yazık Leyla abla. Yukarıya indi çıktı ya şey Gencer Bey. Tam şey. Çok küçük ya. Sen oraya geçme. Sen git. Ben hiçbir aşağı şeye basacaksın. Şuracık sen gitme. Yok yok basma. Unutmayın da biraz sonra şu şeylerine takalım Leyla abla. Ay. Böyle kalsın. Klimanın gözünü seveyim binaki Leyla abla. Allah'a. Ha şimdi tamam. Yine şey yapacağız diyoruz ama hava bir tık böyle serin olduğu zaman insan o kadar da çok fazla şey yapmıyor yani. Lade serine koymaz yaparız. Tarih yani ben şey incik benim. İncik serim affediyor aynen dediğin gibi. Hani rulonu da Nihal abla koluna çok fazla baskı yapmasa desem ağrımasın o senin kolunu daha çok artır biliyor musun?
Ne? Büyük rulo. Evet. O seni daha kötü yapar. Hayır, sürekli hareket ettirdik çoğu. Sıkıntı yaşar. Kolda zaten şey... Gerçi kaç gündür örgü yapmıyorum ama bir sıkıntı var galiba parmakta. Ha İsmail, Nihal abi iyi. Matkabı yerini söyle. Matkabı alsın yansıyorum ben Nihal ablacığım. Senin odan var ya teyzeciğim. Kitap bunun üstünde duruyor şey. Matkap kutusuyla beraber. Kitap Gönül abla zaten beraber. Evde. Ben söyle daha... Gönül teyze, ben küçük odada matkap varmış, onu alacağım de. Korkar şimdi. Odada sesten Gönül teyze ben geldim diye. Ha evet, kim o demez, Gönül teyze ben geldim diye sesten küçük kapıda. Korkar kadın, ondan sonra düşer. Durma karşısında. Düşecek sen. Sen korkar da düşer kadın, kapının kilidi de bozuk ya. Benim. Şimdi... Anahtar şeyde. Senin odanda. Nihal abla tamam, evinde. Tamam, ben işte zaten kitap kutusunda kutusunda görürsün. Bir şey söyleyeceğim. Evet, söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Söyle, bekliyorum. Şimdi burası boşluk, buradan ama çıkıyor ya. Tamam. Buraya bir gazeteyle falan kapatsak mı? Annem burası bayağı çok, oraya camı takılacak. Üşerlik kaldı orası. Boyası kaldı da camı kaldı. Burayı kullanmıyoruz diye oraya bir ötelediydim sürekli olarak. Ben önemsemedim. Şimdi mecbur siz burayı kullanacağınız için ben onun camını taktıracağım haftaya. Boyayacak da. Çünkü abi buraya geliyor. Şuraya göre burası daha sıcak. Buradan hava geçiyor çünkü. Anneciğim bir dur, havayı odayı bir ısısın ki önce bir dur yavruşum. Anne bak kapağını. Ay İsmail, öldürecek beni zaten bir gün bu. Şurada benim boyayı bir yere koymam lazım yalnız Halim. Boya tabi sinirimle tutuyorum ya. O perdeyi yan tutup... Aynen. Onu olmazsa İsmail sana boya tepsisini tutuversin birazcık. 5-10 dakika olmaz. Olmaz çocuğumla bir şey olur ya. Ama başka türlü onu koyacak yerin yok. Ben tutayım desem ben şu arka tarafı boyayacağım. O tarafı boyayacaksın. Yani. Şunlar boyayacak. Buraya tek geçerim. Şu karşı duvarı önce bitireyim de üstünü altını. Sen hemen üstünü bitir. Ben de onun şeyini bitireyim. Oraya 3 kat duralım bakalım nasıl olacak. Ondan sonra öbür taraftan 3 katına bir karar verelim bir. Bu duvar zaten olacak 3. kat. Bu fix zaten olacak burası 3. kat. Diğerlerine 3 kat. Bakarız. Evet. Saat kaç oldu kız? Olayı bitirelim. Mobilyacıyacağım. Saat 1. İşte öğlen ettik bile. Öğlen oldu zaten. Neyse hadi. Hadi servis gelecekmiş, sadece buzdolabı gelecekmiş bugün. Annem evde. O ilgilerini verir. O ilgilerini verir. Klimayı 10 gün içinde takacaklarmış da. Ben de belki klimacıyı göndereceğim deyince bugün sökecek zannettim. Sökmeyecekmiş, sadece bakımını yapacakmış. Gazına bakar. Hayır, bulamıyoruz ya dedi, hani sıkışıklarmış dedi. Ama Nihal abla şu an sıcakta herkes... Gelmişken dedi, hani farkını verelim, oradan söksün dedi. Sökmüşken direkt gelsin dedi, senin odaya taksın dedi. Doğru demiş. Mantıklı, aynı günde iki tarafınınki de... Hallolmuş olurcu. Yok, en yakın, hani rica ettim dedi. Ev çok sıcak diye dedi, 10 günden önce gelemeyiz demiş, 10 gün içinde. Sıkışıklar, baksana genç abi ne yapıyor? Oğlanlarla beraber iki oğlan yanına koştum. Anlıyorum, Antalya'da yaz geldi, bakamayı bulmak. Zor.
There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart. Sahter oldum. Paldır küldür indim bağrından aşağıya. Klimaya bakmaya geldiler. Ve kocum sağ olsun buraya büyük klima alıp da bütün evi soğutalım demişti. Buranın kliması 12'likmiş çünkü. Benim odadakini de önceki gelen klimacımız, buranın motoru da tamamen bitmiş. 500 liraya onu hurdayı alacaktı. Çocuk dedi, gelmişken Belgin abla dedi, benim için çok değerlidir, kıymetlidir, bir bakayım o klimaya dedi, motoruna dedi. O hangi marka dedim, Elektra'nın. Dedi abla, Elektra'nın kliması çok sağlamdır dedi, motorları dedi çok güzeldir dedi. Geçti baktı, klimanın motorunda hiçbir şey yok. Sadece kartında sıkıntı varmış, kartını değiştirdi, gaz bastı. 30 bin liradan kurtardı bizi. Allah bin kere razı olsun çocuktan. Şimdi yatak odamın kliması çalışıyor. Yatak odasının kliması çalışınca burada tekrar ayrı buraya bir klima takıp da bütün evi soğutmanın mantığı yok. Buradaki klimaya da tekrar gaz bastı. Burası dedi buraya yeterli gelir. Bir ayarlamasını yaptı. Artık dedik yeni gelecek olan klimayı şimdi durdurduk. Onlar da çünkü sabahtan aradılar. 10 gün içerisinde takmaya geleceğiz diye. Gerek kalmadı. İşini gerçekten bilen insanlara, insanların elini öpmek lazım. Yoksa koca bir klima gidecekti. Boş boşuna bir daha masraf. Bu klima oraya aktarılacaktı. En az 5-6 bin lira o masraf tutacaktı. Çünkü boruları değişecekti. Tekrar gaz basılacaktı. Her halükarda her iki klimaya da şu anda gaz basıldı. Ama bu klima mesela soğutmuyordu. O da gazından dolayıymış. Aynı klimacı takmıştı zaten. O diğer klima motoru yanık diyen klimacı da buranın motor, bu klimayı o takmıştı. Soğutmuyordu. Ama şimdi salonun kapısı açık olduğu halde dahi durduğum noktada serinliğini hissedebiliyorum. Belgin'den paldır küldür indim. Boyayı yarım bıraktım. Gerçi şimdi çıkacağım, bir 10-15 dakika dedi, bekleyin klimalar bir açık kalsın dedi. Gaz yeni doldurduğumuz için dedi. Böylelikle bizi çocuk en azından iki klima takılacak olsaydı 40 bin liralık masraftan kurtarmış oldu. Bu nedir? Bunlar sadece benim odadaki de öyle eski klima olduğu için inverter değil. Birazcık belki faturaya yansır ama o da yansısa ne kadar olacak? 30-40 bin lirayı oraya vermekten daha iyidir. Burada duramıyordum sıcaktan, şu an bir rahatladım. Aynı zamanda çocuk iş yerinde tarif etti, servismiş, yetkili servismiş. Yerimde dedi, burası dedi, kahve makinamı da sordum. Abla garantisi varsa dedi, dükkana getir dedi. Onlar dedi o kadar ses çıkarmaz. Bu dedim, su bazen azalıyor, bazen çok alıyor. İyi usta bulduk, bu kaçırmamak lazım. Her zaman iyi usta bulunmuyor. Neyse çıkayım, Belgin'cim ne yapıyor? En son yukarıyı boyuyordum çünkü bayağı bir hafiflemiştik ama kolaylamıştık işi. Çıkayım annem, klimaları nasıl olsa kapatır. Evet Nela abla, sonra tuşlar. Evet. Bitti. Ben birazcık... Sen aşağı ineceğim. Evet. Klima için aşağı indin ya sen. Ama sen yokken de bak hani şu perdeyi nasıl boyayacağız diyorduk ya. Bak ince duvarla boyadım, çok da güzel oldu Nela abla. Ve ben daha yeni fark ettim, benim buralar bile küflenmiş, biliyor musun? Oraları işte giderlerden alıyor. Evet, söylüyoruz da kaç defa. Belki apartmanı var ya, komple yıkılıp yeniden yapılması lazım. Evet evet, apartman aynı şekilde komple yeniden yıkılıp şey yapılması lazım. Saatimiz kaç oldu bu arada? Saatimiz de söyleyeyim. Saat 4'e çeyrekler arkadaşlar. Biz odayı bitirdik. Saat 4'te artık bitecek. Evet. Senin şey de bitecek. Sadece Nela bu şu aşağıya da bir geçecek. Aşağıda var geçecek olan. Bir de ufak tefek tabii ki de yerlerin temizlenmesi var. Şimdi ne yaparız? Boya zaten ortada kalır. Yani bu tam bir net kurusun. Yarın bu açık almayan yerler varsa şimdi göremeyiz. Kuruduğu zaman
bazı yerlerde sütük olabilir, hemen renk değişimi olmadan bir fırça geçeriz. Geçerim zaten, boyayı zaten ben yine balkona alacağım. Anladım, ben anladım. Ben yarın zaten şey yapacağım, küçük odayı da boyayacağım. Hani tam gözükmeyebilir şu anda. Olabilir. Şimdi eğer vaktim olursa şayet İsmail Hakan almadan önce küçük odayı komple İsmail Dostum'u bir boşaltacağım. Paşa'ya da söyledim ya telefonda, akşam gece kaç olursa olsun gelsin de şey yapsın, bana bir 15-20 dakikasını ayırsın. O yatağı buraya taşıyalım biz Nihal abla. Hiç olmaz orayı da yarın rahat bir şekilde boyayayım. Pazartesi günde zaten çocukların mobilyaları gelecek. Hakan'ın mobilyası gelecek. Gelmeden her iki oda boyandı mı benim sadece yerleştirmem kalacak, ama diğer oda berbat. İsmail Dostum'u görmeyin arkadaşlar. Ben de şimdi kırmaçlar gitti. Havlar mavlar her şeyi ortada bıraktım. Keşke gelmeseydin, bittiydin Ela abla. Telefon açsaydın ya. Hayır canım, içmesin dedi de. Telefon açaydın. Aa, iyi oldu bak, klima merdivenden çıkmış oldu. Aynı Ela abla, klimana çok sevindim valla. Ela abla yedek odasındaki klima çalışmıyordu arkadaşlar. Yatak odasındaki klima çalışmıyordu. O klima aslında değişecekti. Bir klimacı ile konuştuydu. Kimdi o kız klimacı? Klimayı 500 liraya adam şey alalım demiş. Ha, Gönül ablan tanıdığı klimacıymış. Bilmiyorum ben tabii ki de kim olduğunu, ama 500 liraya biz sizden bunu satın alalım demişler. Ama klimanın markası da güzel. Neydi markası? Elektra. Elektra. Güzel mi kız o? Elektra çok güzel markadır. Güzelmiş, ben tam olarak bilmiyordum ondan dolayı. Şimdi gelen klimacı klimaya bakmış, sadece kartını değiştirmiş. Bir de gaz basmış. 2500 liraya mal olur. 2500 liraya mal olur demiş. Ne güzel işte. Bakın ben bu klimanın gazını bastırdım. Verdiğim para ne kadar? 1500 lira. Arkadaşlar yani niye alabalıyız? 2500 2 kaç paratın kız? Ay unuttum kızı. Dedi ki. Benim kafayıca gitti abi. Ben yorulmadım. Şimdi abla dedi, yanlış anlama da dedi. Bu klima çok güzel bir klima dedi. Hani müsaade et, ben bir motoruna bakayım bunun dedi. Bak ablam senin mi dedim hani. Yok. O genelde annemlerin yıllardır dedim klimacısıydı dedi. Yani klimanın gazını da az basmış zaten. O klima da o yüzden senin etmiyormuş. Gazı azmış. Onu da düzeltti. Turcu'ya kadar bir saniye. Şu telefon vardı. Neyse işin özeti ne ablacığım, klimaların halloldu mu? Evet, halloldu. Hadi gözün aydın çünkü bu sıcaklarda... Evet, bu sıcaklarda ne ablanın klimaları çalışmadığından dolayı sıcakta yatıyordu. Oturma odasında yatması gerekiyordu ki ne abla yatağından başka bir yerde yatamadığından dolayı çok zorluk çekiyordu ki. Ay şunlarıma bak. Ne abla ben mi boyadım? Ay ben de boyamışım ama beden aralarda ıslaklandı. Evet, beni boyadı. Bak ben ıslaklandı de sildim, aralarda kalmadı. Evet. Ay iyi, klimalar bunlardan çıktı. Şimdi birazdan da şey gelecek. İyi, hadi buzdolabı işin de hallolacak. Sevindim. Şimdi annemin buzdolabı hallolacak galiba. Senin buzdolabı hallolmayacak. Yani onu zor. Suyu kesemeyiz demiş. 3-4 gün demiş. Hani bir fişini çekelim. Geçen defa da çektiğimizde düzenmişti ya. İçindeki de bir şey geçireceğiz. Annemin dolabı geçireceğiz yine. Oo, bir sürü işler. Evet, iş çok belgin de. Yapacağım bir şey yok. Ya zaten bir kere buzdolabı su kaçırmaya başladıysa artık o... Kesemeyebiliriz demiş zaten. Aynen, kesilmez. Şey olmaz yani. Hayırlısı. Öyle ya. Neyse aradan güzel şey... Kapattım çıktım ama klimacı onu soruyor abla, fark ettim diye. Fark etti. Oların kapısı açıkken bile salona geldiğim zaman şimdi serinlik geliyor. Sizlere şöyle İsmail'in odasını göstereyim. Dağınıklık için hiç bana laf söylemeyin arkadaşlar. Odadaki bütün her şeyi buraya yığdık. İnanın ki bakın her şey. Ozanın altındaki dün bunları çarşafları, içi çamaşırları yıkadıydım. 2 dakika hemen buraya attırıverdim. Katlamaya bile üşendim. O kadar çok yorulmuşum. Şu odanın haline bakar mısınız? Yastık orada, çarşaflar burada. Bunlar yıkanacak tabii ki de ama Muratlar eşyaları taşırken, mobilyaları götürürken çocukları almışlar. Buraya direkt koymuşlar. Ben de çarşafları kaldırmadım. Unutmuşum tabii ki de ben de. Onlar da ne yapsınlar? Alıp kaldırıp bu şekilde koymuşlar. Her yerde eşya var. Her yerde. Dediğim gibi. Şimdi bu odayı komple bir boşaltacağım. Şu yatağın üzerindekileri boşaltacağım. Şu beşli çekmeceyi de diğer odaya geçireceğim şimdiden. Televizyonun altına koyacağım. Yatağı da oraya götüreceğim. Ha, çalışma masası da gidecek. Evet, buradan çalışma masası da çıkacak. Burada sadece gardırop kalacak. O zaman yarın buraya kolay bir şekilde boyarım. Burası bu ama konuşamadım.
Buraya boyamak daha kolay olacak. Çünkü buranın rengiyle boyamış olduğum renk arasında çok büyük bir fark yok. Diğer tarafta mor ve pembe olduğundan dolayı kapatmakta zorlandık. 3 ay kat geçtik ama ben buraya 2 kat geçsem yeter gibi geliyor ya. Hayatta da uçak halim kalmadı ama şimdi parçalamak zorundayım. Bergin'den geldim eve tamam. Ayağım kötü. Yüzümden anlaşılacağı gibi. Koltuğun pufunu baş parmağımın yanındaki parmağın üstüne düşürdüm. Epey de bir ağladım. Dedim hiçbir şey yapamayacağım ama şu eteğin asından bir parçalamak zorundayım. Kaç gündür dolapta duruyor. Bunu Faizli ablacığım göndermişti. Allah kabul etsin. Yoksa hiçbir şey yapabilecek durumda değilim. Her şeyi böyle bırakıp oturacağım. Biraz zor basıyorum. Annem de Bergin de hastaneye mi gitsek dedi ama ayağımda olduğu için hastaneye de gitsem yapılabilecek bir şey yok. Doktorlar nasıl olsa ayak parmağında bir şey varsa alçıya almıyorlar. Şişti çünkü. Buz koymama rağmen şişti. Artık bugün olacağı varmış. Hadi dedim klimacılar geldiği zaman koltuğun pufunu çekmiştim çünkü rahat en azından işlerini yapabilsinler diye. Onu dedim yerine çekivereyim de. Bir an öyle bir anlık hareketle işte. Niye onu orada bıraktım? Onu da bilmiyorum. Elimden bırakmamla beraber zaten ayak parmağımın üstüne düştü. Epey de bir ağladım çocuk gibi. Hani öyle çocukken düştüğümüzde acımadı ki gireceğim bir durum değil. Bunu acaba satır olmadan kesebilir miyim? Kesemem. Neyse aralarını açayım ben bunun. Belginin en azından odayı bitirdik çok şükür. Ondan sonrasında oldu. İşte görünmez kaza dedikleri bu olsa gerek. Evet bu ara sizler de dikkat edin. Bu ay çünkü tutulma Oğlak Burcu'nda gerçekleşecek ve direkt kemikleri ve dişleri etkileyecek bir tutulmaymış bütün burçlar için. O yüzden aman herkes bir dikkat diyorum. Satır kullanmadan ayırabilir miyim dedim. Satır çünkü her yere sıçrıyor. Çok parçalara bölmeden fırın poşetinde pişiririm eğer satıra gerek kalmazsa. Dikkat edeyim, dikkat edeyim derken ayağıma belgine dikkat ettim. Dedim merdivene inip çıkarken ayağıma dikkat edeyim daha kötü olmasın dedim. Ama orada bir şey olmadı Allah'tan. Eve geldim, evde oldu. Olacağı varmış dediğim gibi. Bugün herhalde yattığımız yeri Belgin de sever. Belgin daha hala uğraşıyor. İsmail'in eşyalarını geçirecek. Çünkü daha dedim ablacığım ben ineyim. Çünkü klimacılar gittikten sonra odayı o şekilde bıraktım çıktım. Klimaların dedim peteklerini bir çıkarayım yıkayayım dedim. Evde böyle ayırmayı çok sevmiyorum. Satırı vurunca her yere dağılıyor. En azından şurayı ayırdım. Bu da benim için bir başarıdır şu an için. Görünmez kaza. Hemen etleri zaten ayırıp bir duşa gireceğim. Aslında üstüm başım dedim boyarken ellerimi falan ben yukarıda sildim ıslak mendille sürekli olarak. Ufak tefek kalanlar oldu. Hadi balkonun rafını da dedim matkapla deneyeyim. Delebilirsem deleyeyim. O da aradan çıksın dedim ama bugün böyle bir her şey bir karıştı. Allah'tan buzdolapçı gelmedi. Bir de o gelseydi tümden için içinden çıkamayacaktım. Neyse şöyle ayırayım.
Daha sonrasında mecburen ben bunu satıra çıkaracağım. Ses size çok fazla gelir. O yüzden bunları ayırdıktan sonra kamera arkasında onu hallederim. Evet, daha geçin bir yerleri yine tutturuyor. Ama klimalara çok sevindim. Demek ki bir iki kişiye sorup ondan sonrasında yaptırmak gerekiyormuş. Hatta ben klimanın kumandasını bile attım. Klima bozuk diye. Dedim nasıl olsa alınacak ama. İyi oldu bugün. Odama kavuşacağım nihayet. Daha henüz de çiçeklere bakabildim, de bir şey yapabildim. Yataktan kalktım, bir de çıktım çünkü yukarıya. İyi oldu. İsmail ile Hakan arasında. İkisi aynı odada. Şunları şöyle koyalım. Evet, bu arada bir takipçimiz yazmış, Şahin Melek. Belgin abla, komşun kardeşim diyorsun, yani abla sana et getirmedi mi diye. Belgin'cim ilk zaten bana verdi. Allah kısmet ederse seneye ben de borçlarım biraz azalacak. Ben de kesmeyi düşünüyorum. Tabi Rabbim kısmet ederse öncelikle. Belgin zaten ilk gelir gelmez bana verdi. Geçen sene de öyle. Belgin şu var, Belgin kurbanını keser. Geçen sene kestiğinde o zaten Zonguldak'taydı Paşa'yla. Ben gidip buradan kasaptan aldım. Dolabına ben yerleştirdim. Belgin kurban kestiği zaman sadece kendi bir tek bacağını alır. Geri kalan tüm kısımlarını dağıtır. Hani bazı insanlar gibi ben kurban kestim. İşte bir parçasını dağıttım, gerisini de dolabıma koyayım, yapmaz Belgin kesinlikle. Tamamını dağıtır. Bunu şöyle direkt en azından dileyim. Satırla da hiç uğraşmayayım, şu parçaları ayırdım nasıl olsa. Bunu da bütün olarak fırın poşetinde yaparım. Hatta tencerenin içerisine koyup kısık ateşte ağzını kapatıp öyle de pişebilir ama fırın poşeti daha temiz. Şu an ekstra kendime temizlik çıkaracak hiçbir şey istemiyorum çünkü Belgin'le evde allak bullak oldu. Benim evde klimacılar gelince her yerimiz bir dağıldık. 2-3 gün ancak toparlayabiliriz. Ben tabi yarın ayağımın üstüne basabilirsem. Buz koymama rağmen parmağım bayağı bir şişti çünkü. Evet, bunu da koyayım. Sizlerden de yavaş yavaş müsaadenizi isteyeyim canlarım. Çünkü şu an canım acıyor ayakta durabilmek adına. İnşallah yarın tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Hepiniz böyle kocaman kucaklayıp öpücüklerimi gönderiyorum. Hoşça kalın.